Herkese merhaba arkadaşlar, ben Robotistan'dan İlge. STEM eğitimi hızlı bir şekilde tüm dünyada yer almaya başladı. Bu eğitim sistemini uygularken belli araç gereçlerinin kullanılması eğitimi hem daha verimli hem de daha eğlenceli kılmakta. Bu videomuzda da MacBlock firması tarafından üretilen STEM eğitimde kullanılan M-Bot robot kitini inceleyeceğiz. STEM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının İngilizce karşılıklarının kısaltmasından oluşmaktadır. Ülkemizde de hızlı bir şekilde yer almaya başlamıştır. Çocukların STEM uygulamaları yaparken bu alanlarla alakalı becerilerini geliştirip hayal güçlerini etkin şekilde kullanmaları sağlanmaktadır. MacBlock firması STEM eğitimini destekleyici birçok materyal üretmekte. Bu materyalleri video üstündeki linkten veya video açıklamasından da erişebilirsiniz. Ürettikleri kitler arasında giriş seviyeli, uygun fiyatlı ve geliştirmeye açık olan M-Bot robot kitini hemen incelemeye başlayalım ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. M-Bot'un kutusunu açıp montajını tamamladığınızda çok sevimli ve yetenekli bir robot sizi karşılamakta. M-Bot üzerinde kullanılan kontrol kartının ismi M-Core'dur. M-Core kartını M-Bot'a ayrı şekillerde kullanarak projeler geliştirebilirsiniz. M-Bot, tekerlekli bir robotun temel hareket kabiliyetleri yanında üzerinde sensörler ve çıktı birimlerini bulundurmakta. Fiziksel yapısı ve özellikleri sayesinde de geliştirmeye açık bir platform sunmaktadır. M-Bot üzerinde ultrasonik uzaklık sensörü, çizgi sensörü, ışık sensörü, kızılötesi alıcı, kızılötesi verici, buton, RGB ledler, buzzer bulundurmaktadır. M-Bot, Scratch veya Arduino yazılımı ile programlanabilmektedir. Yazılım haricinde akıllı cihazlarla da kontrol edebilirsiniz. Kart üzerindeki soketli yapısı sayesinde kolayca sensörler ve çevre bilimler takılabilmektedir. M-Bot çocuklar için üretilen bir kit olduğundan hem elektronik hem de mekanik kısım son derece basit bir şekilde birleştirilebilmektedir. Üzerinde bulunan montaj delikleri ve kutu üzerindeki montaj yerleri sayesinde Lego parçaları kullanarak da projeler geliştirebilirsiniz. M-Bot robot kitinin 2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth olmak üzere iki farklı modeli bulunmaktadır. Bluetooth sürümü 2.4 GHz sürüme göre ek olarak akıllı cihazlara bağlanıp kullanılabilmektedir. 2.4 GHz sürümü sınıf gibi kalabalık ortamlarda birden fazla Bluetooth cihazının çalışması durumunda sinyal karışmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. İki modelden birini tercih ettiğiniz takdirde diğer modelin sadece modül kısmını temin ederek bağlantı özelliğini de değiştirebilirsiniz. M-Bot'u genel olarak tanıdığımıza göre montaj kısmına geçip kullanmaya başlayalım. M-Bot kutu içeriğinde demonte olarak gelmekte. Robot kitini çalıştırmak için kutu içeriği haricinde pil gerekmektedir. Montaj kılavuzunu kullanarak kısa bir sürede kolayca montajı tamamlayabilirsiniz. Robotumuz hazır. Hemen güç bağlantısından bahsedelim. M-Bot'un gücünü sağlamak için dilerseniz içerisinden çıkan pil yatağını kullanarak 4 adet AA ölçüde yani kalem pil kullanabilirsiniz. Bu piller şarjı değilse her seferinde değiştirmeniz gerekmektedir. Pil yatağının içerisinden çıkan cırt bant ile M-Bot üzerine sabitleyebilirsiniz. Pil yatağından gelen soketi M-Bot'un arka tarafına takmanız gerekiyor. Diğer seçenek ise lipo pil kullanmak. Yukarıdaki linkten veya video açıklamasından M-Bot ile uyumlu pile ulaşabilirsiniz. Lipo pil kolayca şarj edildiğinden kullanımı hem pil maliyetini düşürmekte hem de kolaylık sağlamakta. Cırt bant ile robot üzerine sabitledikten sonra M-Bot'un arkasındaki beyaz soketi takarak kullanabilirsiniz. Soket tek bir şekilde gireceğinden yanlış takma şansınız bulunmamakta. Pili şarj etmek isterseniz M-Bot'u kapatıp USB kablo ile bilgisayarınıza takmanız yeterli. Pil tamamen şarj olduğunda soket yanındaki yeşil led yanacaktır. M-Bot'un montajını tamamladıktan sonra kodlama aşamasına geçmeden önce kutu içerisinden çıkan kumanda yardımıyla ilk hareketini yaptırabilirsiniz. Kumandayı kullanabilmek için CR2025 pil gerekmekte. Pil kutu içeriğine dahil değildir. Kumandaya pili doğru yöne taktıktan sonra üzerine A, B ve C modları kullanarak farklı yazılımların çalışmasını sağlayabilirsiniz. A tuşuna bastığınızda manuel mod devreye girecektir. Bu modda kumanda üzerinde ok tuşları ile M-Bot'u yönlendirebilirsiniz. B tuşuna bastığınızda engelden kaçan robot modu aktif olacaktır. Öndeki ultrasonik sensörü kullanarak önüne bir cisim çıktığında yönünü değiştirir. C tuşuna bastığınızda ise çizgi izleyen modu aktif olacaktır. Bu modda robotumuz beyaz zemin üzerinde siyah çizgi takibi yapacaktır. Kutu içerisinden kullanabileceğimiz bir pist çıkmaktadır. Her modda 1'den 9'a kadar tuşları kullanarak robotun hızını ayarlayabilirsiniz. Tüm hazırlıklarımız tamamlandığına göre artık bilgisayar ortamında ilk programımızı yazmaya geçebiliriz. M-Bot'u programlamak için ihtiyacımız olan M-Block programını videonun üstündeki veya video açıklamasındaki linkten indirebilirsiniz. Programı indirip kuruyoruz. Hem Windows hem de macOS işletim sistemleriyle uyumlu.
Programı kurduktan sonra mBot ile bağlantı kısmına geçebiliriz. Bu adım kullandığımız mBot modeline göre değişmektedir. İlk olarak Bluetooth modelinden başlayalım. Bluetooth modeli Windows ve Macintosh cihazlarda bağlantı aşaması farklılık göstermekte. mBot'un güç anahtarını açıyoruz. Windows ortamında mBot'u açtıktan sonra mBlock programında bağlantı sekmesi altında Bluetooth, daha sonra keşfet butonuna tıklıyoruz. Bluetooth cihazı aranıp mBot'u bulduğunda üzerine tıklıyoruz. Tıklamadan sonra sağ altta aygıt bulunduğuna dair bir uyarı gelmekte. Bu uyarıya tıklayalım. Açılan pencerede doğru cihaza bağlanıp bağlanmadığınızı sormakta. Evet seçeneğine tıklayarak ilerleyelim. Bağlantının tamamlandığına dair bir mesaj gelecek. Kapat butonuna tıklayarak çıkabiliriz. mBlock programına döndüğümüzde Bluetooth bağlantısının olduğuna dair bir mesaj daha alıyoruz. Bu mesajı da kapatıp mBot'u kullanmaya başlayabiliriz. Programın üst kısmında da bağlantının gerçekleştiğini anlayabiliriz. Macintosh bilgisayarlarda ise ilk olarak bilgisayarın Bluetooth sekmesinden cihazı eşleştirmemiz gerekiyor. Bluetooth'tan tercihleri tıklayıp MacBlock programını seçiyoruz. Eşleşme gerçekleştikten sonra mBlock programını açabiliriz. Bağlantı sekmesinden serial port sekmesine, sonra da MacBlock yazan bağlantıya tıklıyoruz. Bu şekilde Bluetooth bağlantımız tamamlanmış oldu. Programın üst kısmından da bağlantının gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Şimdi aynı işlemi 2.4 GHz modeli için yapalım. Windows ve Macintosh bilgisayarlarda 2.4 GHz bağlantı aynı şekilde yapılmakta. mBot'un güç anahtarını açıyoruz. USB bağlantı aparatını bilgisayara takalım. Aparatı bilgisayara taktığımızda mBot üzerindeki LED sabit yanacaktır. mBot açıkken USB bağlantı aparatını taktığımız takdirde mBot'un üzerindeki 2.4 GHz modül ışığı hala yanıp sönüyorsa eşleşme işlemi yapmamız gerekmektedir. Bu işlem için modülün üzerindeki eşleşme butonuna basıyoruz. Modül üzerindeki ışık hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Bu durumdayken USB aparatını bilgisayara takıyoruz. Eşleşme otomatik olarak tamamlanacak ve modül üzerindeki ışık sabit yanmaya başlayacaktır. Şu an mBot kullanıma hazır. Bilgisayar ile bağlantı kurmak için bağlantı sekmesinde 2.4 seri sekmesi altına bağlan butonuna tıklıyoruz. Bu işlemden sonra mBot bilgisayara bağlanacaktır. Programın üst kısmından da bağlantının tamamlandığını anlayabilirsiniz. Şimdi de mBot ile ilk projemizi yapalım. İlk projemizde mBot üzerinde bulunan ledleri 1 saniye aralıklarla yanıp sönmesini sağlayacağız. mBot'u mBlock programına bağladıktan sonra olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında bloğunu alıyoruz. Kontrol sekmesinden sürekli tekrarlı bloğunu hemen altına koyuyoruz. Sürekli tekrarlı bloğu içerisinde ledlerin 1 saniye yanıp 1 saniye sönmesini sağlayacağız. Bunun için robotlar sekmesine gelip kart üzerindeki ledler kontrol bloğunu alıyoruz. Bu blok sayesinde kart üzerinde bulunan RGB ledlerini, yani kırmızı, yeşil ve mavi ledleri istediğiniz ölçülerde yakabilirsiniz. Kırmızı ledi tam güç şeklinde yakıyoruz. Daha sonra kontrol sekmesi altına 1 saniye bekle bloğunu koyuyoruz. Tekrardan led bloğunu alıp hemen saniyenin altına koyuyoruz. Kontrol sekmesi altından 1 saniyelik bloğu tekrar en alta ekliyoruz. Bu sayede led ilk önce tam olarak yanacak, 1 saniye bekleyip sönecektir. Daha sonra 1 saniye daha bekleyip tekrar yanmaya geçecektir. Burada kod bloğunu mBot üzerine çalıştırmak için yeşil bayrağı tıklayabilirsiniz. Yeşil bayrağı tıkladığınızda mBot üzerinde kod çalışacaktır. Kodu durdurmak isterseniz buradaki kırmızı butona tıklayabilirsiniz. Sınıf ortamında grup eğitimlerinde, bu eğitimler haricinde bireysel projelerde rahatlıkla kullanılabilen, açık kaynaklı ve hayal gücüyle kapsamlı olarak geliştirilebilir bir robot platformudur. mBot, kodlama ve robotiğe başlamak isteyenler ve bu konuları sınıf ortamında öğrencilerine aktarmak isteyen öğretmenler için en uygun tercihlerden bir tanesi. mBot, tüm bu özelliklerinden dolayı hem bireysel kullanımlarda hem de sınıf ortamlarındaki yapılan projelerde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel içerikler üretebilmemiz için videomuzu paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımızdaki videolardan hemen haberdar olmak için şuradaki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.